Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Bugün sizlerle bu haftaki önemli gelişmeleri değerlendirmek için karşınızdayız. Hepinizin bildiği gibi bu hafta Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri kriz seviyesine getiren çok önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerin tabii kaynağına baktığımızda en önemli olay Pastör Andrew Brunson krizi diyebiliriz. Ve Pastör şu an Türkiye'de yaklaşık 2 yıldır yargılanıyor ve tutukluluğu devam ediyordu. Hepinizin bildiği gibi şu an ev hapsine geçmiş durumda. Fakat burada yaşanan kriz noktasında ABD, Pastor Brunson'un serbest bırakılması, eğer serbest bırakılmadığı durumda ise Türkiye'ye karşı uygulamalara, yaptırımlara geçeceğinin haberini vermişti. Ve bu noktada ilk yaptığı yaptırımda ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı, özellikle ABD Hazine Bakanlığı tarafından Türkiye'deki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıklarına el koyma ve bu mal varlıklarından elde edilecek faiz gelirlerini dondurma ve aynı anda da ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir işlem ve işlem yapmaması için bir yasak getirdi. Tabii biz bu noktada şunu söyleyebiliriz. Bu yaptırımlara baktığımızda ABD, tabii ABD Hazine Bakanlığı nereden bu gücü alıyor? Yani bu yaptırımları uygulama gücünü alıyor. Yani bunun kaynaklarına bakmamız çok önemli. Bu neye dayanarak bu adımları atıyor noktasına baktığımızda da şunu söyleyebiliriz. Bu kaynağın ABD Hazine Bakanlığı'nın yabancı varlıkların kontrolü bölümü tarafından küresel Magnitsky yasası tarafından tanınan yetkiler uyarınca alabildiğini görüyoruz. Şimdi buna tabii baktığımızda şunu söyleyebiliriz. 2016 tarihli küresel Magnitsky yasası gereğince ABD hükümetinin dünyada yolsuzluk ya da insan hakları ihlallerine karıştığı gerekçesiyle bireylere, şirketlere ve diğer kurumlara yaptırım uygulamasına olanak tanıyor. Bu kapsamdaki yaptırımlar bu kişi, kurum ya da şirketlerin ABD'deki mal varlıklarına el konulması, seyahat yasağı ve ABD'li şirketlerle iş yapmasının engellenmesi gibi kısıtlamalarla geliyorlar. Dolayısıyla buradaki ABD Hazine Bakanlığı'nın uyguladığı bu yaptırımlar kaynağını bu bahsettiğimiz küresel Magnitsky yasasından aldıkları yetki gereği yerine getirdikleri bir durum olarak önümüze geliyor. Sonuç olarak bu durum şu an tabii ki ABD'nin Türkiye'deki iki bakana karşı getirdiği bu uygulama, bu yaptırım tabii Türkiye tarafında da çok ciddi tepkilere yol aldı. Tabii şu an bugün itibariyle aldığımız haberlere göre de Türkiye tarafından da Amerika'daki bakanlara karşı bu konulardaki aynı karşılık prensibi gereği bakanlara karşı da bir yaptırım getirme sinyalini bugün itibariyle vermiş durumdalar. Dolayısıyla biz bu yaşanan kriz şu aşamada sadece Türkiye ile tabii Amerika arasındaki herhangi bir ciddi bir ekonomik krize ya da kısıtlamaya yol açmış durumda değil. Bu tam tersi bu bahsettiğimiz yasa gereği Hazine Bakanlığı'ndaki yabancı varlıkların kontrolü bölümü tarafından iki türlü uygulanabilen bu yasak bireysel ya da kişilere ya da şirketlere uygulanabiliyor. Ya da tam tersi işte hükümetlere ya da kurumlara, devletlere uygulanabilecek düzeye gelebiliyor. Dolayısıyla şu anki durumda gördüğümüz ise bu kurumun bunu sadece şu an iki bakanla sınırlı şekilde bir yaptırım getirmekle ön adımı attığını görüyoruz. Tabii bu nelere yol açabiliyor? Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımların kapsamı ne yönde genişler? Ve bu durum Amerika'ya yatırım yapacakları etkiler mi sorusu var. Şunu söyleyebilirim. Şu anki uygulanan yaptırım sadece iki bakanla sınırlı ve genelde Türkiye'yi etkileyecek ya da Türkiye ile Amerika arasındaki ticareti etkileyecek düzeyde değil. Dolayısıyla bu şu anki yatırımları etkileyecek boyutta bir yaptırım değil. Dolayısıyla bu ne kadar genişler noktasına gelirsek eğer, tabii ki bu yaptırımlar şu aşamada sadece iki bakanı sınırlar şekilde duruyor. Ama bu yaptırımlar genişletilirse eğer, ekonomik yönden ve seyahat yönünden de Türkiye'yi veya da Türkiye'deki yatırımcıları, Amerika'daki bulunan yatırımcıları etkileyecek seviyeye gelebilir. Amerika'nın uyguladığı yaptırımlar ekonomik boyuttan Türkiye'ye vize kısıtlaması yaptırımına dönüşür mü? Ve geçmişte olduğu gibi Amerika vizelerinin askıya alınması söz konusu olur mu diye bir takipçimiz de soru soruyor. Şimdi buradaki yaptırımlar
sadece Amerika'ya iki tane bakanın seyahatini etkileyecek düzeyde duruyor. Tabii bu geçen senenin sonunda yaşanan ABD ile Türkiye arasındaki bu vize krizini tekrar yol açabilecek duruma gelebilir. Çünkü şundan dolayı gelebilir. Hazine Bakanlığı'na bağlı olan yabancı varlıkların kontrolü bölümü sadece bunu kişilerle sınırlı tutmayıp bu yaptırımları eğer hükümetlere yönelik veya tüm ülkeyi kapsayan yaptırımlara çevirirse o zaman sadece ekonomik anlamda değil aynı anda da seyahat anlamında da yaptırımlar gelmesi demektir. Dolayısıyla şu aşamada bunu görmüyoruz ama bu yaptırımın düzeyi iki bakanın ötesine geçip Türkiye'deki hükümete ya da devlete yansıyacak şekilde bir yaptırıma dönerse o zaman maalesef vize krizinin tekrar gündeme gelmiş olması demektir. Amerika arasında yaşanan bu krizin Amerika'da yaşayan Türklere etkisi hangi alanlarda olur diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi bu yaşanan kriz eğer Türkiye'ye yani sadece iki bakana değil ama Türkiye ülke olarak uygulanacak bir krize dönerse tabii Amerika'da yaşayan Türkler de bundan direkt olmasa bile dolaylı olarak etkileneceklerdir. Bu ister ailevi anlamda olsun, aile bireylerinin Amerika'ya gelmesi yönünde olabilir ya da isterse işte ekonomik anlamda olsun Amerika ile Türkiye arasında ticaret yapan vatandaşları etkileyecek bir duruma gelebilir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bu yaşanan kriz maalesef şu an tırmanacağı benziyor ama bizim bu noktada beklentimiz bizim hem Türkiye'deki dışişleri tarafının hem Amerika dışişleri ile ilgilenen temsilcilerin bu noktada duyarlı davranması ve bu krizin büyümeden çözülmesine odaklı olmalarında fayda var. Tabii şunu da unutmamak lazım. Bu ikili ilişkiler noktasında gelişme sağlanabilmesi için şimdi baktığımız tarafı da Amerika tarafı şunu söylüyor olabilir. Türkiye'deki Pastor Brunson'un adil yargılanmadığını, uzun süre tutuklu tutulduğu ve gerçekten bir suçu olmadığının iddia ederek bu yasakları getirmiş bulunuyorlar. Dolayısıyla onların bakış noktası adil bir yargılanma yapılmadığı yönünde oluyor. Tabii Türkiye tarafına baktığımızda da Türkiye tarafı da bu kişi şu an adil yargılamayla karşı karşıya. Dolayısıyla biz yargıya karışamayız. Yargı bağımsız olarak bu kararı getirmesi, sonuçlandırması gerekir diye bir cevapla dönüş yapıyor. Dolayısıyla burada krizin aşılması için iki tarafında bir araya gelerek bunun en iyi nasıl çözüleceği noktasına, diplomatik olarak bunun nasıl çözüleceği ve yaptırımlara gerek kalmadan bu çözümün nasıl üretileceği noktasında gerçekten destekleyici ve çözücü şekilde yan alışmasında fayda görüyoruz. Dolayısıyla biz umarız bu kriz fazla büyümez. Fazla büyüyüp bu kriz iki bakandan çıkıp ülkeyi kapsar hale gelip ve dolayısıyla Türk vatandaşlarımızı ya da yatırımcıları, iş adamlarını ya da Amerika'daki şirketleri, Türkiye'deki şirketleri etkiler duruma gelmemesini umut ediyoruz. Gelişmeleri sizden tekrar paylaşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.